AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, ulusal kanalın sorularını yanıtladı. Söke Sulama Birliği'nde yapılan toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Yavuz, tarım sulama kanallarının yenilenme sürecinde gelinen durumu anlattı. Söke Ovası'nda özellikle azmaklar çok. Fakat azmaklarda su barındırabilecek o hazneler daralmış. Yani toprakla dolmuş. Yani 6 aylığına getirdiğimiz bu sallama kepçelerimiz şu an itibariyle o zaman birlenmişti. İlk önce 3-5 tane kanalla başlamıştık ama toplamda şu anda 58 adet kanalı temizleme projemiz var. Metin Yavuz, tarım sulama kanallarının yenilenme sürecinin yıl sonunda biteceğini söyledi. Biz şu ana kadar 110 bin metrelik bir alanı temizlemişiz. Yani uzunluk bakımından. Önümüzde bizim bir 81 bin metrekare uzunlukta bir şeyimiz var, alanımız var. Sezona kadar. Onu da yıl sonuna kadar inşallah temizleyeceğiz. Yavuz ayrıca Nazilli, Germencik, Didim ilçelerinde de TOKİ konutlarının yapılacağını söyledi. Bir Didim, bir Germencik, bir de Nazilli'de çok az bir noktada adetsel bakımdan bir yatırım planlaması yapılmıştı. Bunlarla ilgili arsa çalışmalarını şu anda yaptık. İlave olaraktan oralara da bir tanesine 220, bir tanesine 150 konutluk ilave yapacağız. Nazilli'ye de bir 300-400 adetlik bir konut adeti olan bir arazi keşfini yaptık. İnşallah onunla ilgili de iyi güzel sonuç vereceğiz.